Merhaba manşete hoş geldiniz yeni bir hafta. Şu günlerde çok önemli zirveler yapılıyor. Esasen bugün bu programda bunu konuşmak isterdim. Önümüzdeki yıllarda dünya nereye gidiyor? Daha doğrusu önümüzdeki yılların bir takım belirsizliklerini anlamak için şu gün yapılan bir takım zirvelere, görüşmelere veya açıklamalara nasıl bakmalıyız? Bunları konuşmak isterdim ama bunu biraz daha erteleyeceğiz öyle görülüyor. Mesela Hürriyet gazetesi bugün manşetinde İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenen isimlerin falan tam listesini falan paylaşmış böyle fotoğraflı olarak falan. Niye? E çünkü e Recep Tayyip Erdoğan yarınki NATO zirvesine giderken İsveç ve Finlandiya ile işte müzakere masasına neyse veya işte onların NATO üyeliğine yeşil ışık yakıp yapma, yakmamaya işte güya karar verecek falan eli güçsün, güçlü olsun isteniyor. Özellikle Türkiye'de de kamuoyu oluşturulması açısından. Hürriyet gazetesi hep bunu yapar. Hürriyet gazetesi hep devlet gazetesiydi. Öncesinde Leydi'nin topuk sesleri, onun öncesinde 411 el işte Ondan sonra o 411 el kaosa kalktı. İşte Ahmet Kaya'nın linci. Hemen pek çok şeyde. Hürriyet gazetesi çok belirleyicidir ve devletle beraber hareket eder. 6-7 Eylül olaylarına kadar gider olay. 1955 o olayda e, aktif olduğu belirlenen bir mit ajanı o günkü Hürriyet gazetesinin yazış müdürüydü mesela. Neyse bunu konuşmak isterdim ama konuşacağız belli ki ilerleyen günlerde de. G7 zirvesi toplandı. Liderler bir araya geldi Amerika'nın öncülüğünde ve bu 7 lider acaba ne konuştular? Basına yapılan açıklama değil, içeride ne konuştukları önemli ve bunun bir takım işaretleri var. Keşke bunları konuşabilsek ki 2022 değil, 2022 artık bitti. 2023, 2024 ve 2025 dünyasına dair, önümüzdeki 3 yıla dair bir perspektif kazanabilsek. Ama bakacağız. Yine mesela şu ara dövize insanlar çok bakıyor. BDDK'nın son kararı konuşuluyor. İşte ne dövize bağlı kredi şartı getirilmiş ya. İşte firmalar 9 bin dolar civarında bir döviz tutabilecekler. Üstünü bozdurmak zorunda kalacaklar falan. Esasen bir kambiyo rejimi bu. Kontrollü kambiyo rejim veya kontrollü işte dövize bağlı kredi şartı, kontrollü rejim veya işte vesaire gibi çeşitli açıklamalar geliyor. TÜSİAD'dan başka yerlerden, bankalardan falan ama ee, ne olursa olsun belli ki artık devlet bu işi tam anlamıyla zapturapt altına almak için yola çıkmış durumda. Yarın öbür gün vatandaşın bankalardaki döviz cinsinden mevduatı da benzer bir uygulamaya maruz kalabilir. Kaldı ki öyle bir döviz cinsinden mevduat var mı yerinde duruyor mu o da soru işareti. Fakat hepsini biraz erteledik ve bu kaset savaşları hafta sonuna damgasını vurdu. Önce... E CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşinin zannediyorum dolaşıma soktuğu bir video. Fakat daha da ilginci ertesi gün Sedat Peker'in paylaştığı veya Sedat Peker'e bağlı yakın bir hesabın paylaştığı bir video dolaşıma girdi. Şimdi bir kere bununla ilgili olarak basın etiği nedir? Bu konulara nasıl yaklaşılması gerekir? Onunla ilgili bir iki kelam edeceğim. Bir kere her şeyden önce... Kitabın ortasından başlayalım. Ee, i̇nsanların yaygın bir bölümünde röntgenleme hastalığı vardır ve severler röntgenlemeyi. Toplum, ola, toplum da sever. Yani izleme, takip etme, merak etme, ee, ne bileyim bir şey düşmüşse bir yerlere, aman ben de bulayım bakayım falan. Bakmıyorum, bakmadım falan diyenlere çok fazla itibar etmeyin çoğu çoğunluk bakıyor elbette bakmayan ilgilenmeyen bakmadım diyenler var ee, ve doğru da söylüyor olabilir ama doğru da söylüyor olabilirler ama bu bakılıyor takip ediliyor yani İkincisi özel hayat nerede başlar nerede biter çok yaygın bir tanım belki ama kamu hakkının başladığı yerde özel hayat biter kamusal hakların başladığı noktada halkın hakkının yani hem halkın bilgi edinme hem de halkın genel olarak haklarının Madde manevi ise haklarının başladığı yerde özel hayat biter. Bu özgürlüğün sınırı gibi bir şey. Hani özgürlüğü tarif ederlerken derler yani ya, sizin özgürlüğünüz başkalarının özgürlüğünün başladığı yere kadardır falan gibi. Yine e, gazeteci bazı gazeteci e, tanıdıklarımda veya e, bazı yayınlarda görüyorum. E, bu konuda konuşmama kararı alanlar var. Hiç girmeyenler var. Yokmuş gibi yapanlar var. Doğru mudur? Hayır doğru değildir. E, sevip sevmemek, e, benimseyip benimsememek işi de değildir bu. Şimdi iki örnek vereceğim. Biri içki örneği, biri de kürtaj örneği. Kürtaj çok güncel bir örnek. Amerika'da şu anda en önemli gündem maddesi olarak konuşuluyor. İçki de, içki örneğiyle başlayayım. Mesela içki satışını savunmak ya da savunmamak, ee, içki insanların içki içme özgürlüğünü savunmak ya da savunmamak sizin içkiyi benimseyip benimsememenizle alakalı bir şey değildir. Sevip sevmemenizle alakalı bir şey değildir. İçki içmeseniz bile insanların içkiye e, paralarıyla ulaşma hürriyetini savunabilirsiniz. Neden? E çünkü eğer içki yasaklanırsa tıpkı 1930'lu yıllarda 3 ya da 4 sene boyunca Amerika'da olduğu gibi, bu merdiven altına iner, mafyanın eline düşer, insanlar kendi başlarına üretmeye kalkarlar, bir sağlık faciasına yol açar vesaire vesaire. Yine aynı şekilde içkide verginin yani içkilerde vergilerin yüksekliğinin yüksekliğinden dem vurmak ve bu vergiler düşürülmeli demek de sizi içki savunucusu yapmaz. Gene bu kamu sağlığı ile alakalı toplumla ilgili bir tespittir. Yani durum tespiti yapmak başkadır, onaylamak başka. Yaptığınız durum tespitinden dolayı insanlar onay veya onaylamama çıkarıyor. Bu son derece yanlış. Bu genellemeden vazgeçmek lazım. Yani siyaseten X kişisini eleştiriyorsunuz. Ha siz o X'i sevmiyorsunuz galiba. Ya da Y partisine övüyorsunuz veya olumlu icraatını paylaşıyorsunuz. Ha sen galiba Y partisini tutuyorsun gibi. Çok tuhaf bir genelleme hastalığı var. Lütfen bundan sıyrılalım. Burada yapılan durum tespiti. Ha onaylayıp onaylamama kişi söyler. Ben bunu onaylıyorum veya onaylamıyorum der. Kürtaj böyle bir konu. Amerika'da yüksek mahkeme 1973'ten beri devam eden bir kararı kaldırdı. Yani federal olarak yani 50 eyalette geçerli olarak kürtaj, kürtajın bir kadın hakkı olduğu ve yasal olduğu Tespit edilmişti 1973 kararıyla. Şimdi o kararı kaldırdı. Ve bu kararı kaldırmasından sonra şimdi eyaletler bağımsız olarak yurttaşı yasaklayabilecek veya serbest tutacak. Bir takım cumhuriyetçi eyaletlerin bunu yapmama eğiliminde olduğu biliniyor. Ve Amerika'da bir panik başladı ne yapacağız diye. Hatta firmalar... Ee, yasak olan yerden serbest olan yere işte efendim ulaşımı karşılayacakları masrafları karşılayacaklarını falan beyan etmeye başladılar. J.P. Morgan gibi işte Disney gibi pek çok firma, Meta işte Facebook'un ve Instagram'ın bağlı olduğu firma gibi vesaire, pek çok firma peşi sıra onlarcası biz çalışanlarımızın talepte bulunanların e, kürtaj hakkını savunuyoruz ve onlar kürtajın serbest ol, onları kürtajın serbest olduğu bir yere götürüp getireceğiz ve masraflarını karşılayacağız falan demeye başladılar. Şimdi böyle bir durumda yani kürtajla ilgili durum tespiti yapmak ayrı, onaylayıp onaylamamak ayrı. Siz bana özel olarak sorarsınız. Kürtaj konusunda ne düşünüyorsun? Sen kürtaşa karşı mısın? ailende böyle bir konu söz konusu olduğunda tavrın ne olur dediğinde benim ona vereceğim cevap ayrıdır. Durum tespiti durum tespiti ayrıdır. Siz kürtaja karşı olabilirsiniz. Siz anne rahmine düşmüş bir ceninin hayat hakkını savunabilirsiniz ama öteki türlü e, şeye baktığınızda, kamuya baktığınızda yani kürtaj bir yasal hak olmalı. Siz bunu yasakladığınızda bambaşka iş toplumsal facialara gidebilir, merdiven altına inebilir ve e, bambaşka çatışma ve bambaşka işte sağlıksız koşullar, ekonomik, sosyal, farklı depremler ve bunun farklı yansımaları olur falan diye düşünüp ya arkadaş kürtajı serbest bırakalım diyebilirsiniz. Yani toplumsal olarak kürtajı serbest bırakıp ama kendi ailenizde bunu uygulamıyor olabilirsiniz. Bu ikisi birbirine tenakuz değildir. Yani durum tespiti ayrıdır, onaylamak ayrı. Ayrıca Mesleki eğitimi nasıl ve nereden aldıklarını bilmediğim kimileri gazeteciliğe çok yanlış bir tanım getiriyorlar. Mesela bu tanımlardan biri yani senin annenin kardeşinin veya eşinin neyse kızının neyse başına gelse bunu haber yapar mıydın falan diye yaklaşıyorlar. Ya arkadaş gazeteci önüne gelen her habere ya bu benim kızım olsaydı ya bu benim eşim olsaydı ya bu benim annem babam olsaydı falan diye bakarsa haber yapamaz yahu. Yani mesleği bırakması lazım. Yani böyle bir şey yok senin annen olsaydı, senin kızın olsaydı falan. Herkes değil. Yani sen el, elbette senin kızınla ilgili bir konuda, olumsuz bir konuda veya onun canını sıkan bir konuda ya da işte senin eşinle ilgili bir konuda elbette yapmazsın yani. Aile olduğu için o, o konuda farklı bir korumacılık devreye girer. Ama genel olarak toplumu kamuoyunu ilgilendiren konularda da yaparsın. Bu benim annem babam olsaydı ben bu habere bakar mıydım bakmaz mıydım diye bir kritere, kritere tabi tutmazsın. Sevilmez bizim meslek. Yani herkes iyi geçinmeye başlar o ayrı. Fakat sevilmediğini de iyi bilirim. Hele böyle medyacılar tırnak içinde söylüyorum falan gibi konuşanlar oluyor ya. Bu tür kelimeleri kullananlara dikkat ederim. Belli ki arkadaş sana olmasa bile yaptığın işe düşman medyacılar falan diye başladığında e, bilirim böyle kelime cümleye böyle girenin mesleğe düşman olduğunu, gazeteciliğe düşman olduğunu bilirim sana olmasa bile. Şimdi kaset meselesine döndüğümüzde şimdi bu konuda konuşmayalım. Bu konuyu açmayalım. Bu konuya girmeyelim. Bu konuyla ilgili analizi yapmayan kişilere şunu sormak isterim. Şimdi Deniz Baykal bir kasetle devrilmemiş gibi mi yapacağız 2010 senesinde? Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın kaset hadisesinden sonra CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olmuş. Önce aday değilim deyip sonra adaylığını ilan etmiş. Ve olağanüstü koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmamış gibi mi yapacağız? Deniz Baykal'ın özel kalem müdüresi ile görüntüleri sızmamış gibi mi siyasi analiz döşeneceğiz? Yok böyle şey. Bu bir vakadır artık. Tarihe mal olmuştur ve öne arkası tüm yönleriyle konuşuruz. Yani kaseti ben çıkarmadım, kaseti ben yayınlamadım, ben yaymadım. Kasetin ilk yayı, şey ortaya çıktığı şeyde bakın ha böyle bir şey var deyip de paylaşımlar falan yapmadım ama neticede şu oldu. Ortalık yıkıldı. Siyaset karıştı. Bir genel başkan istifa etti. CHP'de yani CHP açısından tarihin akışı değişti. Türkiye açısından da mutlaka tarihin akışı değişti. Siyasi akışı değiştiren böyle bir olayı görmezden mi geleceğiz? Bir kaset yüzünden oldu diye. İkisi farklı şeyler. Şimdi e, sondan başlayayım. Pazar günü Sedat Peker, Sedat Peker'e yakın Freud'un talebesi veya Freud'un talebe falan gibi bir hesap üzerinde. Şu anda yok. Bakmayın e, YouTube e, o hesabı... E, Kaldırdı sildi veya askıya aldı neyse paylaştığı görüntülerden dolayı veya şikayetlerden dolayı erkek erkeğe ilişki e, videosu yayınladı. Sedat Peker'e yakın bir hesap olduğu ifade ediliyor ve bu kişinin de görüntüdeki kişinin de TGRT'nin üst yönetiminden bir kişi olduğu ortaya çıktı. İsmini de şu anda aklıma gelmiyor kişiyi de tanımıyorum. E, profesör doktormuş aynı zamanda aynı zamanda AKP milletvekili adayıymış veya aday adayıymış her neyse haliyle e, bunun üzerinden bir mavra başladı. E, neticede bu kişi bir açıklama yaptı mı yapmadı mı kurumu ne tavır alacak falan bilmiyoruz ama şu ana kadar yaklaşık 24 saat geçtikten sonra hatta daha da fazla bir zaman geçtikten sonra belli ki hadise doğru. Kişinin e, evli ve Çocuk sahibi olduğu falan ifade ediliyor. İşte aile hayatına özen gösterin deniyor. İşte sosyal ağlarda TGRT ile alakalı işte böyle LGBT renkleri falan gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu başka bir konu. Fakat bu belli ki bir işaret fişeği ve bunun arkası gelecek. Çünkü gerçekten kamuoyunun tanımadığı bilmediği TGRT'nin üst yöneticisi veya TGRT'nin CEO'su denen bir kişinin görüntüleri... Ee, elbette içinde bulunduğu cami açısından da uygunsuz görüntüler. Ee, şey çok dikkatimi çekti bugün Türkiye gazetesinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı e, gazetemize özel açıklamalarda bulundu diye bir haber var. Fakat haberde kullanılan fotoğrafta bu haberi yapan Akif Bülbül e ee, TBMM Başkanı Mustafa Şentopla bir fotoğraf çektiriyor. Şentopla Isık Gölü kıyısında sohbet ettik. Bu sırada gökkuşağı sürprizi yaşandı diyor. Arkada çıkan gökkuşağının işte onun altında çektirdikleri fotoğrafla. Halbuki yani bu konular netameli konular. Gökkuşağı demek LGBT demek. Sen nasıl gökkuşağından bahsedersin ve sen nasıl gökkuşağının altında fotoğraf çektirirsin? Hele TGRT Türkiye Gazetesi'nin yani İhlas Grubunun bu derece hedef olduğu bir gün dedirtiyor fakat biz şeye dönelim Sedat Peker'in yayınladığı videoya dönelim Mem Memduh Bayraktaroğlu demiş ki kabağın daha büyüklerinin heybede olduğuna işaret ediyor belli ki biraz önce de söylediğim gibi iş bu kişiyle sınırlı kalmayacak ki bu kişi sadece şeyi gösteriyor yani olayı gösteriyor dosyanın ucunu gösteriyor içeride daha mühim kişiler var e, kamuoyunu sarsacak veya etkileyecek demeye getiriyor. Ki e, burada da e, Şezat Peker'in e, 18 Kasım 2021 tarihli paylaşımında da bunu görüyoruz. Yani 8-9 ay önce yaptığı paylaşımda e, yeni akit Sedat Peker'i titreten görüşme diye bir e, başlık atınca Twitter'da sizinkilerden birinin falan deyip işte bir kadınla beraber olurken falan deyip yani elinde bir malzeme olduğunu söylüyor. Yani Kasım 2021'de bunu söylemiş. Benzer bir şey Abdurrahman da söylüyor. Kaşetle ilgili siyasetçi, bürokrat, gazeteci, turizm diplomat, sanatçı, akademisyen, STK iş adamı grupla ilgili daha birçok kaşetten söz ediliyor diyor. Belli ki e, bilenler biliyor bu konuyu. Tabii o arada Ergun Babağan da mühim bir şeye dikkat çekmiş. Bu tür şeylerle diyor sosyal ağların kapatılması gündeme getirilebilir. Twitter, YouTube vs. bu kaset meseleleri, özel hayat gizliliği falan falan bahane edilerek kapatılabilir diyor. Ama Soner Koç eski bir emniyet mensubu. E, ...mühim bir şey dikkat çekmiş. Kendi cenahlarından birinin kasetleri ortaya döküldüğünde özel hayattan den vuran muhalif gitti. Ortaya saçılan özel hayat videosunun üzerinde tepiniyor diyor. Ve kimmiş kasetçiler görüyoruz diyor. Geriye doğru hemen her konuda işte o şu dönem, bu dönem, şucuların dönemi, bucuların dönemi... ...kim olursa olsun e, atıf yaparak konuşan insanlar bu konuyla ilgili herhangi bir delil... ...herhangi bir kesinleşmiş bir konu e, ortaya koyamadıklarında ortaya koyamadıkları halde sürekli böyle atıfta bulunurlar falan ya. Aradan 10 sene geçtiği halde. Şimdi görülüyor gerçekten kimin hırsız, kimin e, kasetçi şu bu falan olduğu. Fakat enteresan bir konu bu Freud'un talebesi kapatılan hesaptan sonra yeni bir e, hesap açmış. Ve o hesapta 4 tweet paylaşmış. Bu işler o kadar hızlı yayılıyor ki. E, ben bu hesaba baktığımda yayından önce 90 küsür bin takipçisi vardı. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Süratle de artıyor takipçi sayısı. Cem Küçü hedef alıyor. Ee, önümüzdeki hafta sonuna kadar süre veriyorum. Televizyonda Sedat Peker hakkında yanılmışım, özür diliyorum diyeceksin. Değilse 2015 Kıbrıs tatilinde yediğin haltları herkes izleyecek deyip... E, Cem Küçün Türkiye Gazetesi yazarının e, videolar olduğunu ima ediyor ve bir hafta süre vermiş. Özür dile ediyor. O arada Cem Küçük bu yazısı bugünkü yazısı Türkiye gazetesinde. Bazen insanlar ne zaman bırakacağını bilmiyorlar. Batı'da görüyorsunuz zirvedeyken bırakanlar oluyor ya da emekli oluyor belli ki Cem Küçük de ya bu bu son yazısı ya da son yazılarından biri olacak öyle görülüyor. O arada Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında eleş, eleştirdiği Netflix ahlakı bozuyor diye eleştirdiği Netflix'ten de dizi tavsiyesinde bulunmuş. Afterlife ve işte Kominski Metop Metot Michael Douglas'ın dizisi. Öneririm falan seyredin diyor. Belli ki hükümet ortağının geçen haftaki grup toplantısından habersiz veya ona rağmen söylüyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bu durum çok başka bir yere gittiğimizi düşündürüyor. Ki Sedat Peker yalnız değil bir ekiple beraber hareket ediyor o ekibin unsurlarından mıdır değil midir bilmem ama destek verdiği açık olan bir isim var herkesin tanıdığı Sözcü gazetesi yazarı e, Yılmaz Özdil. Aynı gün içinde diyor e, dünü kastederek sabah uyandık, helalleşen ana muhalefetin marifetlerini izledik. Akşam oldu, şahlanan iktidarın marifetlerini izledik. Aykut Erdoğdu hadisesi ve Sedat Peker'in son TGRT CEO'sunun videosunu paylaştı. hadiseye atıfta bulunuyor. Bana sorarsanız siyasetin komple gusül abdesti almasında fayda var diyor. Bu ekip işte yani son derece enteresan bir şey. Bir dönem e, belli konuları şeytanlaştırırken şimdi belli konular üzerinde zevkle, eğlenceyle tepiniyor. Evet. Kimler kimlerle yan yana ve kimler kimlere ne biçimde destek veriyor anlamak için sosyal medya hesaplarını iyi takip etmek gerekiyor. Size bir anahtar vereceğim. Mesela Ümit Özdağ Hatay'a gitmiş ve Hatay'a sokulmamış. Hatay'da şu anda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir anayasa suçu işleniyor falan diyor. Halbuki yani böyle bir şey yok. Cumhuriyet tarihi boyunca hangi illere hangi ilçelere hangi devlet görevlilerinin sokulup sokulmadığına bakılsa yüzlerce binlerce örnek çıkar. HDP'li bakanlar. 2015 yılında Cizre'ye sokulmadı mesela. Ee, karayolunda inmişler ve yürüyerek Cizre'ye yürüme eylemi gerçekleştirmişlerdi. 90 kilometre yol sonuna kadar yürümüşler miydi yürümemişler miydi? Şu anda hafızam beni yanıltmıyorsa bilmiyorum ama sokulmamışlardı onu biliyorum. İki bakan, devletin iki bakanı bir yere sokulmadı yahu polis marifetiyle. Yani Ümit Özdağ kim onların yanında? Fakat Ümit Özdağ demişken e, enteresan bir şekilde anons yapmış bugüne dair... Hatay reyhanlıda iktidara geldiğimizde tamamlanmak üzere Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz diyor. Yani Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz. Yani bir kere mayın yerleştirme devletlerin, askerlerin, güvenlik güçlerinin falan işleri ve belli bir maslahatla ve belli gerekçeyle yapılır falan. Şimdi sen nasıl mayın yerleştiriyorsun? İki, yani bu bir terörize eylem yani bir anlamda da. Yani insanlar mayına bassınlar ve ölsünler bir yönüyle. O arada Ümit Özdağ hataya girmesin diye de böyle önlem alınmış. Keşke bu önlemi şey için alsalardı. Suriye'den elini kolunu sallayarak gelen Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan gelen ilticacılar, mülteciler için, göçmenler için alsalardı bu önlemleri. Şu anda böyle bir göçmen belası olmazdı. Türkiye'de herhalde. Neyse dönelim Aykut Erdoğdu konusuna. Aykut Erdoğdu bu tweetlerle eşinin muhtemelen, eski eşinin paylaştığı videoya cevap verdi. Sonrasındaki açıklamalarını da takip ettim. Çok fazla değişen bir şey yok. Yani açıklamalarla konu çok fazla aydınlığa kavuşmuş değil. Belli ki böyle de kalacak. Olay özetle şu. 25 Nisan 2022'de eski eşinden boşanıyor Aykut Erdoğdu, Özge Hanım. Bir oğlu var Özge Hanım'dan. Ve 13 Haziran'da yani yaklaşık 3,5 ay sonra Tuğba Torun'la evleniyor. Tuğba Torun da siyasete ilgili CHP'de siyaset yapan. ...bir isim. Her ikisi, şu anda her ikisini merkeze alan bir konu bu kaset. Belli ki eski eş unutmamış. Öfkesi bitmemiş. Ve intikam amaçlı olarak Aykut Erdoğdu'yla bir telefon görüşmesini... ...görüntülü telefon görüşmesini kaydediyor veya kaydettiriyor Sonra da bunu paylaşıyor. Telefon kaydından veya dolaşıma sokulan videodan bu anlaşılıyor. Belli ki eski eş ikna edilememiş o arada tabii Aykut Erdoğan'ın gerek yeni eşiyle ilgili olarak gerekse yeni eşinin partide bir üst düzey görev üstlenmesiyle ilgili olarak bir takım itirafları veya e, lafları e, kulağa çarpıyor. Her ne hadise bu her tarafı üzüyor. Neticede şu anda Aykut Erdoğdu e, bu hadiseden dolayı perişan. Eşi Tuğba Torun yeni eşi yıkılmış durumda. Hastanede müşahede altında tutulduğu veya ara ara hastaneye gittiği destek aldığı ...ve çok son derece travmatik bir hadise... ...ortada. Ee, eski eş Özge Hanım'sa bilmiyorum ne düşünüyor... ...çünkü... ...bu videoyu çeken ve paylaşan... ...kişi o. Çok dönemi yok... ...ama görünen şey şu... ...kasetlerle siyasete... ...dizayn verme... ...dönemi başladı. Ve elbette yerin dibine batsın. Bunu çeken, servis eden... ...işte bu amaçla şantaj yapan... ...şu bu bu bu. Yani neyse. Fakat bizim işimiz... Bir durum tespiti. Bunu onaylıyor olmak, onaylamıyor olmak başka bir konu. Elbette onaylamıyoruz. Başta da söyledim. Yani biraz önce de söyledim. Yerin dibine bassın dedim. Fakat ortaya çıkan hadiseleri de analiz etmek bizim boynumuzun borcu yokmuş gibi, olmamış gibi yapamayız. Bundan sonra da bu konuda ay ben konuşmayacağım. Ay bu konuya hiç girmeyeceğim, yokmuş gibi yapacağım falan diyemem. Çünkü genel olarak Türkiye'nin genel gidişatını ve siyaseti belirleyecek gibi görülüyor. Ve turbun büyüğü belli ki heybede. Kaset savaşları başladı. Seçimleri artık bir yıldan az bir süre var. Ve bundan sonra pek çok pek çok konuda belirleyici olacak. Aykut Erdoğdu ve Tuğba Hanım'a büyük geçmiş olsun. E, fakat her ikisinin de kısa orta vadede e, siyasi kariyeri, bitmiş görünüyor maalesef bu tür hadiselerin böyle sonuçları var hayatlarında başarılar dilerim kendilerine konu böyleyken böyle belli ki Sedat Peker ya kendi hesabı ya da basın danışmanı ki da Emre Olur isminde bir basın danışmanı var 24-25 Haziran'da onun üzerinden de Mehmet Ağarı hedef falan paylaşımlarda bulundu ee, ya da böyle bir takım aç kapa hesaplarla bir takım videoları, bir takım bilgileri paylaşacak. Bunun kendiyle irtibatlı olduğu son derece belli, açık. Bunu yalanlamıyor. Ve bir anlamda bunu bir güvenlik sübabı olarak tutuyor. Kendi adıyla falan yapsa bir şimşekleri üzerine çekecek. Ama bu yolla hem şimşekleri daha az üzerine çekiyor hem de delil bırakmamış oluyor. Neticede karşımızda bir aydınlanma savaşçısı yok. Sadece kendi İçinde bulunduğu grubun hedefleri doğrultusunda yürüyen ve bu konuda herhangi bir ahlaki kriteri de olmayan bir mafya babası var. Ve onun medyadaki destekçileri var. Siyasetteki destekçileri de var. Gösterdiğim bir kısmını artık e, puzzle'ın geri kalan e, tarafını siz tamamlar çözersiniz. Daha önemli konular vardı e, paylaşmamız gereken. E, dünyanın nereye gittiği, yönünün ne olduğu konusunda. Umarım bir sonraki yayında bunu etraflıca paylaşabiliriz. Yeni manşette görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.